Değerli izleyiciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa'da gezimiz devam ediyor. Bugün Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'deyiz. Şimdi ilk durağımız olan Yeşil Türbe'ye doğru ilerliyoruz. Uzun bir yürüyüşten sonra Yeşil Türbe'ye varıyoruz. Yeşil Türbe Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır. Yeşil Külliyesi'nin bir parçası olan türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır. Peki Yeşil Türbe ismi nereden geliyor? Türbeye yeşil ve turkuaz renkli çinlerle kaplı olmasından dolayı Yeşil Türbe ismi halk tarafından verilmiştir. Türbenin giriş kapısı 1855 depreminde büyük bir hasar görmüştür. 1864'te yapılan onarımla Horasan'da sıvanarak bugünkü görünümüne sokulmuştur. Bursa'nın sembol haline gelen yapı, şehrin her yerinden görülebilecek bir konuma sahiptir. Evet değerli izleyiciler, şimdi arkada görmüş olduğunuz türbe bir yapan Çelebi Mehmet, Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından bir tanesi. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt, Timur'a karşı Ankara Savaşı'nı kaybettikten sonra Osmanlı Devleti bir yaklaşık 10 yıl Fetret Devri dönemine girmişti. Burada şehzadeler arasında taht mücadelesi olmuş ve Osmanlı'nın Anadolu'daki birliği dağılmış. Avrupa'da ise Osmanlı ilerleyişi durmuştu. Bu dönemi iyi değerlendiren devlet adamları sayesinde Çelebi Mehmet 10 yıl bir kardeşleriyle taht mücadelesi yaptıktan sonra tahta geçmişti. Devamında Osmanlı Devleti'nin tekrar eski günlerine ulaştırabilmek için epey bir çalıştı. Dolayısıyla Çelebi Mehmet aslında Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak tarihe geçmiş oldu. Şöyle ilerleyelim. Evet değerli izleyiciler, şimdi de hemen arkamızda görmüş olduğunuz birinci yani Çelebi Mehmet'in türbesindeyiz. Hep bir türbeyi ziyaret edeceğiz. Türbeden içeri girdiğimizde bizi karşılayan yeşilin en etkili tonlarına sahip olan İznik çinileri adeta göz kamaştırıyor. Birinci Mehmet sağlığında türbeyi yaptırmıştır. 40 gün sonra vefat etmiştir. Türbede Çelebi Sultan Mehmet ile oğulları Şehzade Mustafa, Mahmut ve Yusuf ile kızları Selçuk Hatun, Sitti Hatun, Hafsa Hatun, Ayşe Hatun ve dadısı Daya Hatun olmak üzere toplam 9 sandıka bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında tek katlı görünen türbe, sandıkaların bulunduğu salon ve bunun altında bulunan beşik tonozlu mezar odası ile beraber iki katlıdır. Türbenin içi, sandıkalar, mihrap, duvarlar, cümle kapısı ile cephe kaplamaları Çin'den yapılmıştır. Kıbleye bakan mihrabı adeta bir sanat eseridir. Buradaki çinler İznik çiniciliğinin şaheser örneklerindendir. Osmanlı mimarisinde tüm duvarlarının çiniyle kaplı olduğu tek türbedir. 8 cepheli olan türbenin duvarları ile köşelerde oluşturulmuş mermer, çerçeve ve kemerlerin arasında kalan kısımlar turkuaz renkli İznik çinileriyle kaplanmıştır. Değerli izleyiciler, Yeşil Türbe'deki ziyaretimizi tamamlayarak şimdi hemen karşısında bulunan Yeşil Cami'ye doğru yöneliyoruz. Ve uzaktan bir Yeşil Cami size göstereyim. Hemen böyle döndüğümüzde
sol tarafta yeşil türbeyi de bu şekilde görüyoruz.